Türkiye, milli mücadelenin 100. yılında yeni döneme kardeş Türk devletleriyle daha güçlü girmeye hazırlanıyor. Hür, bağımsız ve egemen olarak yoluna devam eden Türkiye, yeni yüzyılın Türk dünyasının yüzyılı olması için de yoğun çaba gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100. yılını kutluyor. Cumhuriyetin 100. yaşında yeni yüzyılın mottosunu Türkiye yüzyılı olarak belirleyen Türkiye, sadece muasır milletler seviyesinde kendine bir yer aramakla kalmıyor, Türkiye yüzyılını Türk dünyasının yüzyılıyla bütünleştirmek için bölgesel ve küresel istikrar ve barış arayışlarına da yardımcı oluyor. Türk dünyası içerisinde onlarca yıla uzanan sorunlar, diyalog ve işbirliği olanaklarını sınırlıyordu. 2018 seçimlerinin ardından yeni kurulan kabinenin önceliği Türk dünyası ile ilişkilerin derinleştirilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peş peşe Türk devletlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye kendi hinterlandıyla, tarihiyle, kültürel havzasıyla geniş coğrafyaları etkileyebilecek güce, potansiyele sahiptir. Bu yüzyıllık çerçeve içerisinde baktığımız zaman tüm Türk dünyası, tüm Türk-İslam alemi güçlenmektedir. Yani küresel sistemin içerisinde de artık yeni dengeler oluşmaya başlamaktadır. Önce Hazar Denizi'nde statü belirlendi. Azerbaycan'la vizeler kalktı, kimlikle seyahat başladı. Ardından askeri işbirliği derinleşerek stratejik müttefiklik kuruldu. Güney Kafkasya'da büyük zafer geldi. Daha sonra Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'la askeri ve siyasi ilişkiler geliştirildi. Ardından da Türkmenistan ve Kazakistan'ın Azerbaycan ve Türkiye üzerinden dünya piyasalarına enerji ihracatı için çalışmalar yerini somut gelişmelere bıraktı. Yeni Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığına kavuştuktan sonra çok farklı bir siyasal, ekonomik modele yönelebilirlerdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti hem bir model oldu, hem bir enerji kaynağı oldu, hem bu cumhuriyetlerin, yeni cumhuriyetlerinin bir güvencesi oldu, arkalarını yaslayabilecekleri bir devlet oldu. Bugün de Türk dünyası inanılmaz olumlu bir bütünleşme modeli sergiliyorsa, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık geçmişinin büyük rolü var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de unutulmadı. Egemenlik ilkesinden taviz verilmeden iki devletli yapı için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması sağlandı. Türk Devletleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğrudan temaslar başladı. Türkiye'nin yeni yüzyılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan'ı. Her zaman Kıbrıs Türk'ün yanında olmuştur ve söylemleriyle, ortaya koyduğu iradeyle yeni siyasetimiz olan iki devletli çözüm modelini tüm dünyaya bizim anlatmamızda bize büyük destek olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile Türk devletleri arasında son dönemde ekonomik, askeri, kültürel ve dış politika gibi konularda kurulan mekanizmalar, Balkanlardan Çin sınırına kadar bölgenin stratejik önemini bir kez daha dünyaya gösterdi. Köklü medeniyeti ve tarihinden aldığı güçle Türkiye, yeni yüzyıla yeni hedefler ve kızıl elma ile giriyor.